Merhaba sevgili Bir Dünya Boncuk takipçileri. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nüket Demiray. Bugünkü videomuzda sizlerle tuğla tekniğiyle zikzak yüzük yapımını çalışacağız. Şu model. İsterseniz bileklik olarak da çalışabilirsiniz. Ama iki ucundan birleştirdiğiniz takdirde parmak ölçünüze de eğer uyuyorsa yüzük olarak da yapabilirsiniz bu modeli. Oldukça şık, zarif bir model. Malzemelerimize ben size söyleyeyim. Ben 3 renk delika boncuk kullandım. Miyuki delika, lacivert, açık mavi ve beyaz kullandım. Bunlar içinde boncuk ipimiz var. Makas ve iğnemiz var. Bir de şemamız var. Bu şemayı da ben internet paylaşımlarımda sizlere gönderebilirim. Şimdi bir an önce yüzüğümüzün yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, ben şimdi size bu yüzüğün çalışma mantığını kısaca anlatmak istiyorum şema üzerinde. 3 aşamada çalışacağız. Birinci aşamamız, şu siyahla işaretlediğim bölgeyi tuğla tekniğiyle yapacağız. Daha sonra ipimiz bu noktadayken ipimizi bu noktaya getireceğiz ve üstüne 2 numaralı kısmı çıkacağız. 2 numaralı kısmı yaptıktan sonra ipimiz buradan aşağıya doğru aşağıya doğru indireceğiz ipimizi ve 3 numaralı kısmı yapacağız. Bu 3 numaralı kısımla 4 numaralı kısım birbirinin aynıdır. Birisi aşağı bakıyor, birisi yukarı bakıyor. Ama boncuk takibi açısından her ikisi de birebir aynıdır. İstersek 3'e bakıp aşağı doğru takip edebiliriz şemamızı, istersek 4 numaralı tarafa bakıp yukarı doğru takip edebiliriz şemamızı. Hiçbir şekilde bir farklılık olmayacaktır. Zaten çalışmamız bu 3 ya da 4'ün tekrarları şeklinde uzayıp gidecek. Başka herhangi bir farklılığı yok. Bir tek başlangıç noktamız önemli. Gerisi gayet kolay bir şekilde gidiyor. İsterseniz uzun bir şekilde çalışırsınız, bileklik olur. İsterseniz bu şekilde çalışırsınız, yüzük olur. Ben size videoda yüzük şeklinde nasıl birleştirmeniz gerektiğini de göstereceğim. Bileklik zaten kolay. İstediğiniz uzunlukta örüp aparatlarını hazırlarsınız, yaparsınız. Şimdi çalışmamıza geçelim. Evet arkadaşlar, ben burada şunu da hatırlatmak istiyorum sizlere. Daha önceden hiç tuğla tekniği yapmadıysanız bu modelden başlamamanızı öneriyorum. Kanalımdaki tuğla tekniği nasıl yapılır konulu videoyu izleyebilirsiniz. Şu anda yukarıda linki çıktı. Daha sonra bu diğer tuğla modellerinden sonra bu modele geçerseniz çok daha rahatlıkla yapacağınızı düşünüyorum. Şimdi modelimize başlayalım. Yine her zamanki gibi 3 boncukla başlama yöntemiyle başlayacağız. İğneme açık mavi, açık mavi ve lacivert boncuklarımı aldım. Şu şekilde açık mavi, açık mavi, lacivert boncuklarımı aldım. İpin ucuna doğru getiriyorum. Ve ilk taktığım açık mavi boncuktan aşağıya iniyorum. Bir T harfi gibi oluyor arkadaşlar. Şöyle. Ve burada hemen iki ipimle şuradan şöyle düğüm atıyorum. Mavi boncuklarım solda. Lacivert boncuğum sağda olacak şekilde elimde tutuyorum ve şimdi çalışmaya başlıyorum. Şemama baktığım vakit şu kısmı yaptım. İpliğim burada. İpliğim şu maviden aşağı çıkmış durumda. Şimdi bir tane laciverti alacağım ve şu yukarıdaki lacivert boncuğumdan yukarı çıkacağım. Bir laciverti aldım. Üçteki lacivertten çıkıyorum. Şemama bakıyorum. Bir tane beyaz alacağım ve bu lacivertten aşağıya ineceğim. Bir beyaz ve lacivertten aşağı iniyorum. Şemama bakıyorum. Bir beyaz alacağım ve bu beyazdan
Yukarı çıkacağım. Bir beyaz. Buradan yukarı çıkıyorum. Ve yine bir beyaz alıyorum. Şemama bakıyorum. Ve bu beyazdan aşağıya iniyorum. Şimdi benim iğnemin şuradan çıkması lazım. Üst satıra geçmek için. Bunun için ipimi yürütüyorum. İki tane lacivert boncuktan yukarı. Hemen yanındaki beyaz boncuktan aşağı. Ve beyaz boncuktan yukarı çıkıyorum. Evet, ipim şurada. Şimdi bu satıra geçiyorum. Bu satırda arttırma var. Beyaz ve lacivert alıyorum. Ve tuğla tekniğimi yapıyorum. Sonra ne geliyor? Beyaz. Daha sonra lacivert. Daha sonra açık mavi. Tuğla tekniğinde arttırma eksiltme nasıl yapılır? Bütün bunları daha önceden biliyorsanız buralar size kolay gelecektir. Bilmiyorsanız da kanalımdaki ilgili videoları izleyerek öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ve arttırmamızı da bu şekilde yaptık. Şimdi işimi çeviriyorum elimde. Evet, şimdi buradayım. Yine arttırma var. Ne var? Lacivert, açık mavi ve lacivert var. Bir açık mavi, bir lacivert alıyorum. Ve hemen ipimin altından iğnemi geçiriyorum. Daha sonra beyaz. Daha sonra açık mavi. Lacivert. Ve beyaz. Burada da arttırmamı yapıyorum. Birinci kısmı tamamladım arkadaşlar. Şu siyahla işaretlediğim birinci kısmım bitti. Şimdi ikinci kısma geçiyorum. İkinci kısımda bakıyorum ne var? İpim de zaten olması gerektiği yerden çıktı. Gayet güzel. Ne yapıyorum? Şu kısmı yapıyorum. Bakın bu kısmı daha henüz yapmıyorum. Bunu sonra yapacağım. Şimdi ne yapacağım? Arttırma olarak beyaz ve lacivert alacakmışım. Alalım. Beyaz ve laciverti aldım. Arttırmamı yaptım. Daha sonra açık mavi var. Bir tane açık mavi alıp yine tuğlamı yapıyorum.
Şimdi burada bir sonraki satırda eksiltme var. Eksiltme olduğu için ne yapıyorum? Küçük bir dönme dolaşma işlemi yapıp işimi şuradan iğnemi şuradan çıkartmak durumundayım. Bunun için küçük bir döndürme işlemi yapacağım. İki boncuk. Aşağıya iniyorum. İki lacivertten aşağıya iniyorum. Bir beyaz ve bir lacivertten bir beyazdan ve bir lacivertten yukarı çıkıyorum. İşimi çeviriyorum. Ne alacakmışım? Açık mavi ve lacivert alacakmışım. Açık mavi, lacivert. Ve hemen önündeki beyazla laciverti birbirine bağlayan ipin arasından geçiyorum. Ve zaten artık belli ediyor ne alacağım. Beyaz alacağım. Ve bu satırı da tamamlamış olacağım. Şimdi sonuncu satırımı da yapayım. İkinci aşamanın. Beyaz ve lacivertli arttırmamı yapayım. Beyaz lacivert. Ve açık mavi. Evet. İkinci aşamam da bitti arkadaşlar. İçeride 4 tane açık maviyi gördüm ve ikinci aşamam bitti. Şimdi üçüncü aşamaya geleceğim. Üçüncü aşamaya geleceğim. Şimdi ne demiştim? Üçüncü aşama ile dördüncü aşama birbirinin birebir aynısıdır. Ama önce benim ipimi bu beyaz boncuktan, en baştaki beyaz boncuktan iğnemi aşağı gelecek şekilde yürütmem lazım. Yani ipimin aşağı bakması lazım. Bunun için küçük bir yürütme işlemi yapıyorum yine. İki tane lacivert boncuktan aşağıya. Beyaz ve lacivert boncukta yukarıya ve beyaz boncuktan hedefim olan aşağıya indim. Şimdi ben şemamda şu kısmı tamamladım. Şimdi aşağı doğru inmem gerekiyor. Ama aşağı aşağı çalışamayacağım için ben işimi elimde tepe taklak çeviriyorum. Böyleydi. Bu şekilde çeviriyorum arkadaşlar. İşimi tepe taklak çevirdim. Şimdi şemamı buradan takip etmeye başlayacağım. Eğer size şemayı yukarıdan aşağıya doğru takip etmek zor gelirse şu kısmı atlayın. Buradan takip etmeye başlayın. Hiçbir farkı yoktur. Ben sizin kafanızı karıştırmamak için 3'ü atlıyorum. Direkt kolay olan ben de yukarı doğru çalışacağım için ve şemada yukarı doğru olacağı için takibi daha kolay olacaktır. Ama buradan da takip etseniz hiçbir farkı yoktur. Gene yapılan işler birbiriyle aynısıdır. Şimdi şuraya bakıyoruz. Aynı zamanda burada da işaretleyeceğim. Aynısı olduğunu göreceksiniz. Bir tane beyaz alacağım. Yani şu beyaz.
bir tane beyaz alıyorum ve şu beyazdan aşağıya iniyorum. Ve tekrardan taktığım boncuktan yukarı çıkıyorum. Şunu yaptım. Yani burada da bunu yaptım. Şimdi ne yapacağım? Bir beyaz ve bir lacivert alacağım. Burada nedir? Burada da bir beyaz ve bir lacivert alacağım. Bir beyaz ve bir lacivert alıyorum. Ve iki tane beyazı birbirine bağlayan, şurada, şunu ittireyim daha net olsun. İpin altından iğnemi, iki beyaz boncuğu birbirine bağlayan ipin altından iğnemi geçiriyorum. İpliğimizi burada sıkı çekelim. Ve lacivertten yukarı çıkıyorum. Yine tula, boncuk geri çıktı, pardon. Bir daha yapalım. Şu iki tane beyaz boncuğu birbirine bağlayan ipin altından iğnemi geçiriyorum. Beyaz ve lacivert almıştım ipime ve lacivertten yukarıya çıkıyorum. Şimdi bu laciverti bu beyaz boncuğa birleştiriyorum. Hemen yandaki beyazdan aşağıya iniyorum. Ve şimdi şuraya satır başına iğnemi getireceğim. Lacivert bir beyaz aşağıya bunun için. Bir beyaz aşağıya ve iki beyaz yukarıya. Satır başına geldim. Şimdi şuradayım. Bir beyaz, bir lacivert. 3 numaralı şemaya göre de buradayım. Bir beyaz, bir lacivert. Arttırma şeklinde çalışmama devam ediyorum. Beyaz ve lacivert aldım. Şu şemayı göstereyim. Şimdi şunları aldım. Beyaz, lacivert. Diğer şemaya göre de buradayım. Hep yaptığım işlemler bakın aynı. Hiçbir farkı yok. Beyaz, lacivert. Aldım beyaz ve lacivertimi. Beyaz ve laciverti bağlayan ipin altından İğnemi geçirip tuğla tekniğini yapıyorum. Şimdi sırada ne varmış? Bakalım. Bir tane açık mavi. Diğer tarafta da bir tane açık mavi. Gördüğünüz gibi ikisi de birbiriyle aynı yürüyor. Açık maviyi aldım ve lacivertle beyazı birbirine bağlayan ipin altından iğnemi yürütüyorum. Ve soldaki beyazla açık maviyi birbirine bağlıyorum. Şimdi yine iğnemin buradan yukarı çıkmasını istiyorum. Bunun için açık maviden yukarıya,
Lacivertten aşağıya ve beyazdan yukarıya çıkıyorum. Şemama bakıyorum. Neredeyim? Buradayım. Şimdi bu boncukları alacağım. Ne alacakmışım? Beyaz, lacivert. Buraya göre neredeyim? Beyaz, lacivert. Devam ediyorum. Beyaz, lacivert. Aldım. Tuğla tekniğimi yapıyorum. Şimdi ne alacağım? Hemen artık gördünüz. Ne alacağım? Artık açık mavi alacağım. Şunu alıyorum. Burada da bunu. Açık maviyi alıyorum. Artık birleştirme işlemleri satır aralarındaki bitti. Lacivert ve açık maviyi birbirine bağlayan ipin altından geçiyorum. Ve açık mavi yapıyorum. Yine satırımın başına gelmek istiyorum. Eksiltme ile uğraşmamak adına darda bir alan, bir aşağı, lacivertten aşağı ve maviden yukarı, beyazdan yukarı çıktım. Pardon, mavi değil, beyazdan yukarı çıktım. Şimdi neredeyim? Buradayım. Bu şemama göre neredeyim? Şemayı getireyim. Buradayım. Diğer şema, 3 numaralı aşamaya göre de buradayım. İkisi birbiriyle eşliyordu. Şimdi beyaz ve lacivert alacağım. Beyaz, lacivert, beyaz, lacivert. Zaten hep aynı arkadaşlar. Beyaz, lacivert, açık mavi. Beyaz, lacivert aldım. Ve sonrasında da açık maviyi çalışıyorum. Şimdi yine aşağı ve yukarı yaparak lacivertten aşağıya, beyazdan yukarıya satır başına geliyorum. Şurayı yaptık. Şimdi yine beyaz lacivert, şu beyaz lacivert, beyaz lacivert ve açık mavi alarak tuğlalarımı yapacağım. Açık maviyi de alıyorum. Ve artık şu iki aşamadan biri işte bitiyor. Bitmiş oldu. Ama ipimi şu boncuktan aşağı doğru indirmem lazım. Artık bundan sonra hep birbirinin aynı arkadaşlar. Aşağı indirmek için ne yapıyorum? 2 lacivert aşağıya iniyorum. Yani yapmam gereken iş şu. İğnemin buradan aşağıya inmesi lazım. Bunun için 2 lacivertten aşağıya bir beyaz ve çaprazındaki lacivertten yukarıya ve beyazdan aşağıya. Bundan sonraki işlemler birbirinin şuradan başladığımız işin aynısı arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Ne yapıyorduk? Elimizde işimizi ters çeviriyorduk. Bir beyaz boncuk alıyorum. Artık şemaya bakmadan bile çalışabilirim. Bir beyaz boncuk alıyorum. Yandaki beyazdan aşağıya iniyorum. Ve beyazdan yukarı çıkıyorum.
zaten bir süre sonra şemaya falan bakmayacaksınız. Beyaz ve lacivert alıyorum. İki beyazı birbirine bağlayan ipliğin arasından geçiyorum. Lacivertten yukarı çıkıyorum. Ve beyaz boncuktan aşağıya inerek birbirine bağlıyorum ayrılmasınlar diye. Hedefim beyazdan yukarı çıkmak. O zaman ne yapmalıyım? İpimi yürütmeliyim. Beyazdan aşağıya, iki tane beyazdan hop yukarıya. Şimdi ne alacağım? Yine beyaz ve lacivert alacağım. Renkler bana gösteriyor zaten. Lacivertten yukarı. Buralar işte böyle tuğlayla çalışıyorsunuz. Bir tane de mavi alıyorum. Ve yine tuğlamı yapıyorum. Maviden çıktım. Yandaki beyazla birleştiriyorum. Şimdi satırımın başına gelmem lazım. Bunun için yukarıya, aşağıya ve yukarıya yaparak pratik bir şekilde satırımın başına geldim. Yine beyaz lacivert. Bundan sonra artık şu birleştirme aşaması yok arkadaşlar. Bundan sonra 3 satır daha ayrı bir şekilde çıkıyoruz. 3 satır tuğla yapıyoruz. Yani gerçekten kolay, çalışması pratik. Bir tane açık mavi alıyorum. Ve maviden yukarı çıkıyorum. Bir aşağı, bir yukarı, satırımın başına geldim. Açık beyaz lacivert alıyorum. Tuğlamı yapıyorum. Bir açık mavi alıyorum. Yine tuğlamı yapıyorum. Satırlar birbirinin aynı. Aşağı yukarı, lacivertten aşağı, beyazdan yukarı ve son beyaz lacivert. Lacivertten yukarı çıkıyorum. Açık mavi. Tuğla tekniğini bildiğinizi farz ederek artık hızlı yapıyorum arkadaşlar. Bilmiyorsanız dediğim gibi tuğlayı öğrenin önce. Şimdi ne yapacaktım? Bitti artık. 4 tane açık mavi içeride oldu, bitti. Ne yapacağım? İğnemi buradan aşağıya gelecek şekilde yürütüp tekrardan, eğer unuttuysanız videoda ilgili yere geri dönüp aynısını tekrar yapabilirsiniz. Nasıl yapıyordum iğnemi? 2 lacivertten aşağı iniyorum. Bir beyazdan ve bir lacivertten yukarı çıkıyorum. Ve beyazdan aşağıya inip elimde işimi ters çeviriyorum ve tekrardan bir beyaz alıp bu aşamayı her seferinde bunu bu şekilde tekrar ederek yapıyorum arkadaşlar. İstediğim uzunluğa kadar bunu devam ettiriyorum. Bileklik yapmak isterseniz bu şekilde tamamlayıp aparatlarını takabilirsiniz. Upuzun bileklik yapabilirsiniz. Şimdi ben size yüzük kısmını nasıl birleştireceğinizi göstereceğim. Evet, şimdi ben daha önceden örmüştüm bunu. Hazırladım. Arkadaşlar yüzük yaparken, yüzük birleştireceğiniz zaman bitiş sırasında şurayı bir satır eksik bırakacaksınız. Yani şu üstteki bir üstteki satırı şuradaki gibi eşit yapmayacaksınız. Bir satır, yani şurada kenarda 1, 2, 3 sıra beyaz oldu mu parmağınızın ölçüsüne denk geldiği noktada bunu bırakacaksınız. Örmeyi. Çünkü
Birleştirdiğimiz vakit şöyle birleştireceğiz. Eğer burada bir satır daha fazla yaparsanız mavilerin sayısı 5 olur. O zaman da zaten bir tarafı yüksek kalıyor. Şu şekilde birleştirme işlemimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Tuğla tekniğini birleştireceğiz. Şimdi ben rahat birleştirebilmek adına ipliğimi şu şekilde, bakın bunu şöyle göstereceğim. Şimdi bir saniye, daha net. Çok yakın alınca da kötü oluyor görüntü. Şimdi bakın, şunları şu şekilde yine tuğla tekniğindeki gibi kayık vaziyette birleştirmem lazım. Üst üste birleştirmiyorum. Aynı tuğla tekniği gibi birleştiriyorum. Dolayısıyla şu iki boncuğu, bakın şu açık mavi ve beyazı birbirine birleştirmem lazım ilk etapta. Bu sebeple ipim de bu uçta kalmış, bu tarafta kalmış bakın. İpimi şu beyaz boncuktan şuradan çıkacak şekilde yürüteceğim ilk önce. Bunu yapacağım. Yapalım. Lacivertten aşağı iniyorum. Ve hemen yanındaki beyazdan çıkıyorum. Öyle zor ki bunu böyle size elimi kapatmadan tutmak. Şimdi bakın şunu, şu açık mavi ile beyazı öncelikli olarak birbirine bağlayacağım. Şimdi bir beyazdan daha yukarı çıkıyorum şurada. Şuradan da yukarı çıkıyorum. Ve şu açık maviye tepeden giriyorum. İpim şu beyazdan çıktı. İkinci beyaz şuradaki. Bir yukarı daha yürütmüştüm. Şimdi buradaki maviden, açık maviden de içeri giriyorum ve çekeceğim. Şu. Şimdi bunu bir daha sağlamlaştırmak istiyorum. Arkadaşlar, kamerayı çok yakına alınca elim ister istemez aslında kaymıyor ama çok yakında olunca böyle bir sorun oluyor. Şimdi açık maviden aşağıya indik. Şu iki beyazı birbirine bağladık. Şimdi ben şu beyazdan aşağı inmek istiyorum. Bunu mantığınıza göre de yapabilirsiniz. Ben böyle yaptım ama siz biraz daha farklı belki yapabilirsiniz. Şimdi bu lacivertten çıkıyorum. Mavinin yanındaki lacivertten çıkıyorum. Açık maviden yukarıya çıkıyorum. Yanındaki lacivertten aşağıya iniyorum. Çaprazdaki lacivertten aşağıya iniyorum. Beyazdan yukarı çıkıyorum. Lacivertten yukarı çıkıyorum. Ve beyazdan aşağıya iniyorum.
Bir daha beyazdan aşağıya. İniyorum. Evet. Birleştirme işlemim gerçekleşti. Artık bundan sonrasında ipimi dönüp dolaştırıp güzelce sağlamlaştırıp yok edeceğim arkadaşlar. Şöyle bunu çıkarayım. Şimdi yani bunu çıkarmayayım. Bir parmağıma bunu takayım bakalım nasıl olacak. Tabii ölçüsünün uyması önemli. Zikzaklar denk gelirse yüzük yapabilirsiniz. Aslında başka yöntemlerle de. Ay çok güzel oldular. Gerçekten harika oldular. Başka yöntemlerle de aslında parmağınızı uygun hale getirebilirsiniz. Mesela ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Eğer diyelim ki zikzaklar denk gelmedi. Ya çok bol oldu ya çok küçük oldu size. O zaman şu iki birleştirme kısmı var ya, aynı böyle bunun gibi yapın. Bileklik yapar gibi yapın. Şu arkadan çok minnak bir asansör kapama yapın. Çok minik bir asansör kapama yaparak bu yüzüğü açılır kapanır hale getirin. Gerçekten oldukça kullanışlı oluyor. Ben birkaç kere yüzüğüme böyle bir şey yapmıştım. Yani şöyle düşünün. Şunu şu şekilde denk gelmedi diyelim. Bu araya küçük bir şöyle asansör kapama, bundan daha küçük minik bir şöyle ikili bir asansör kapama yapın. Ve her parmağa uygun hale bu yüzüğü getirin. Bu da size fikir olsun. Gayet de şık oldu. Ben de şimdi ipliğimi güzelce temizleyeyim, bitireyim ve sizlerle tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, bu güzel yüzük çalışmamızın sonuna geldik. Bence çok kibar bir model. Dediğim gibi tek renkte çalışabilirsiniz, iki renkte çalışabilirsiniz. İstediğiniz uzunlukta şöyle bilekliğini gösterelim. Çalışabilirsiniz. Yüzükler de bu şekilde oldu. Oldukça da kibar oldu. Eminim sizler de bu modeli severek çalışacaksınız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sevgiyle, sağlıcakla ve dostça kalın. Hoşça kalın.